Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şehriye, yoğurtlu şehriye çorbası yapacağız. Hemen tencereme 5 su bardağı suyu alıyorum. Ben sıcak su ilave ettim. Dilerseniz soğuk su da alarak kaynatabilirsiniz. Ve kaynamasını bekliyorum. Suyum kaynadı. Kaynayan su içerisine 1 çay bardağı arpa şehriyemi ilave edip şöyle bir karıştırıyorum ve dikkatli bir şekilde yumuşayıncaya kadar kaynatıyorum. Taşma özelliği olduğu için taşabilir. Kapağını kapatmayalım veya yarım kapatarak pişirelim. Gerekirse tekrar su ilavesi yapacağız. Diğer tarafta çorbamızın sosunu hazırlayalım. Kaseme 2 su bardağı yoğurt alıyorum. Üzerine bir yemek kaşığı un ilave ediyorum. Bir tane yumurta ilave ediyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Bu arada şehriyelerimiz de güzelce yumuşadı. Hemen sosumuzu çorbamıza ilave edeceğiz. Şöyle üzerinden 2 kepçe alalım. Sosumuzun üzerine ilave edelim ve şöyle karıştırarak sosumuzu da ısıtalım. Sonrasında çorbamızın üzerine sosumuzu boşaltalım. Bundan sonrasında çorbamızı sürekli kaynayıncaya kadar karıştırmayı bırakmıyoruz. Bu arada ben 1 su bardağı şehriye kaynarken 1 su bardağı daha su ilavesi yaptım. Toplamda 6 su bardağı su kullanmış oldum. Görmüş olduğunuz gibi çorbam kaynamaya başladı. Karıştırmayı hiç bırakmadım. Şimdi sosunu hazırlayabiliriz. Tavamı şöyle yarım çay bardağı sıvı yağımı alıyorum. Bir yemek kaşığı tereyağımı ilave edip eritiyorum. Kızgın yağıma şöyle bir yemek kaşığı kuru nane ilave ediyorum. Çok dolu dolu olmasın. Silme olacak bir şekilde. Şöyle bir karıştırıp çorbamın üzerine aktarıyorum. Bu tür yoğurtlu çorbalarda tuzu en son ekliyoruz. Şöyle bir çay kaşığı tuzumu da ilave ettikten sonra hemen sosumu çorbamın üzerine döküyorum. Evet arkadaşlar, mis gibi şehriyeli yayla çorbamız servise hazır. Herkese afiyet olsun. Hayırlı iftarlar diliyorum. Beğenmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın, takipte kalın. Hayırlı iftarlar diliyorum.